İFO Fuarcılık'tayız ve yanımızda Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Aytemir var. Zekeriya Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. İFO Fuarcılık 1989 yılından günümüze kadar birçok başarılı proje imza attı. Ama biz bir de İFO Fuarcılığı sizin ağzınızdan geçmişten günümüze bugüne kadar neler yaptı? Biraz daha yakından tanıyarak başlayabilir miyiz? Bu 20-21 yıllık sürecin tümünde burada değildim ama uzun bir periyottur bu şirketteyim. Ve İFO temel prensip olarak başka fuarcı dostlarımızın yaptığı fuarları, alternatif fuarlar üretmek değil, yeni alanlar tespit etmek, büyüyen yeni sektörleri keşfetmek ve bu sektörlere dönük fuarlar yapmayı prensip edinmiş olan bir şirket. Bu çerçevede yaptığımız 3 fuarda, şu anda sürdürdüğümüz 3 fuar faaliyeti de bu tanıma uyuyor. Asansör İstanbul Fuarı, Asansör Taahhüt ve Asansör Komponentleri Fuarı'dır. Sign İstanbul Fuarı, Açık Hava Reklamcılığı Fuarı'dır ve Rev İstanbul Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı'dır. Her üçünde de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen fuarları ortaya koyduk ve başarılı biçimde büyüyerek devam etti fuarlarımız. Peki Türkiye'de fuarcılığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de fuarcılığın çok hızlı biçimde geliştiğini düşünüyorum. Aslında baktığınız zaman 30 yıllık bir mazisi var bu sektörün Türkiye'de ve son 15-20 yıldır da çok hızlanarak profesyonellik kazandı sektör. Fuar alanlarıyla yapılan işlerle. Bunda tabii fuar organizatörlerinin başarılı çalışmaları kadar özellikle İstanbul'un da özel bir katkı sağladığını düşünüyorum bu başarıya. Çünkü İstanbul şu anda yatırımların durduğu batı ile yatırımların hızlanarak sürdüğü doğu arasında bir köprü görevi görüyor. Ve özellikle Avrupalı yatırımcılar açısından İstanbul sadece İstanbul ya da Türkiye anlamı taşımıyor. Bölgedeki 23 ülkeye ulaşmayı sağlayan bir kapı görevi görüyor. Bu ikisi birleştiğinde yani şu anda ticaret yolları üzerindeki bir şehirde gerçekleştirilen ve iyi yapılan fuarlar organize edildiğinde çok hızlı uluslararası başarılara imza atıyorsunuz ki bizim fuarlarımız da bunları sağladı. Sign İstanbul şu anda Avrupa'da her yıl düzenlenen tek açık hava reklamcılık fuarı. Asansör İstanbul iki büyük Avrupa fuarından biri. Rev İstanbul henüz genç bir fuarımız ama önümüzdeki 3 yıl içerisinde onu da Avrupa'nın sayılı fuarlarından biri haline getireceğiz. Uluslararası 6. Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı başlıyor. Bu fuardan da biraz bahsetmek istiyorum ben. Bu fuarın tarihleri, içeriği ve amacı nedir? Evet, dediğiniz gibi bu yıl 6. kez gerçekleştireceğiz. Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarını 10-13 Haziran tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıyoruz fuarımızı. Esas olarak 4 ana bölümden oluşuyor fuar. Katı atık, atık su, atık gaz ve yeşil enerji. Katı atık geri dönüşüm teknolojileriyle evsel atıkların ya da sanayi atıklarının tekrar ham madde haline getirilmesi diye özetleyebileceğimiz süreci süreçte kullanılan teknolojileri içeriyor. Atık su hem proseste geri kazanım yani üretim sırasında suyla beraber atık haline gelen değerli madenlerin özellikle geri kazanımı ve suların toplandığı yerlere gitmeden önce temizlenmesi, arıtılması işleriyle ilgili teknolojileri içeriyor. Atık gaz alanında özellikle baca gazı ve karbon emisyonunu azaltan teknolojiler, yeşil enerji alanında da fosil dışındaki enerji kaynakları ki önde özellikle güneş ve rüzgardan söz ediyoruz burada. Bütün bunları içeren bir üst şemsiye Rev İstanbul. Çünkü tüm bu sektörler aslında Türkiye açısından genç sektörler ve büyürken bu sektörlerin bir arada aynı çatı altında bulunmasının önemli bir sinerji yaratacağı inancıyla hareket etti. Ve 5 yıllık deneyimimizde bunun doğru bir karar olduğunu gösterdi. Peki fuarda kaç katılımcı olacak ve hangi ülkeler bu fuara katılacak? Bu yıl yaklaşık 30 ülkeden 200'e yakın firma ve temsilcilik fuarda yer alacak. Türkiye dışında özellikle Almanya'dan katılımlar öne çıkıyor. Çok sayıda Alman firması burada yer alıyor bu yılki fuarda. Müferit katılımların yanı sıra Almanya'dan Bavyera ve Essen eyaletlerinin ulusal pavyonları var. Onun dışında Çin'den Tayvan'a
İtalya'dan Fransa'ya, hem Avrupa'dan hem Doğu'dan, hatta bir Kanadalı firmamız da var. Yani 5 kıtadan bu teknolojileri sunan firmalar bir araya geliyorlar bu fuarda. Çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu çok büyük bir yatırım var. Biraz da bu projeden bahsedebilir miyiz Zekeriya Bey? Evet, bilindiği gibi özür dilerim. Bilindiği gibi Aralık ayında Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde çevre faslı açıldı. Ve esas olarak burada Çevre Bakanlığı 2007 yılında hazırladığı bir programı Avrupa Birliği görüşmelerinde de sundu. Bu program 2023 yılına kadar yapılması gereken yatırımları öngörüyor. Bu yatırımlar iki ana alanda, bir katı atık bertarafı, ikincisi de atık su arıtma. Toplam 59 milyar avroluk bir yatırım söz konusu 2023 yılına kadar gerçekleştirilecek olan. Tabii bu hani yıla böldüğünüz zaman bile işte 5 milyar avroya yakın rakamlar oluşturuyor ve çok ciddi bir hacim bu. Yani çok da yeni olan ve çok da bilinmeyen bir sektör bir anda Türkiye'nin göz bebeği sektörlerinden biri haline gelecek. Bu programda özellikle katı atık bertarafına ilişkin kısmı 2012 yılına kadar tamamlanacak projeleri içeriyor. Ve dediğim gibi tüm projelerin bitim tarihi olarak da 2023 esas alınıyor. Peki destekleyen kurumlar ve birlikte yapacağınız etkinlikler hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi tüm bu geri dönüşüm, çevre teknolojileri, atık yönetimi ile ilgili teknolojileri kullanan iki ana grup var hali hazırda. Bir tanesi belediyeler, özellikle katı atık bertarafı, atıkların vahşi depolama değil de düzenli deponi alanlarında depolanması için gerekli yatırımlar söz konusu. Evsel su atıklarının arıtılması söz konusu. Bir tarafı da sanayi. Sanayide de işte geri kazanım, baca gazı emisyonlarının azaltılması ve tabii sanayinin de kendi özgün atıkları var. O atıkların da yine geri dönüşüm sistemine girmesi gerekiyor. Böyle bakınca bu temel grupları temsil eden yapılar var. Örneğin Türkiye Belediyeler Birliği var. Ve sanayilerin toplandığı organize sanayi bölgelerinde bir üst kuruluşu var. Organize sanayi bölgeleri üst kuruluşu. Biz zaten ilk yıldan beri Çevre ve Orman Bakanlığı'nın desteği bu fuara sürekli olarak devam ediyor. Bu yıl da öyle. Bunun yanı sıra bu yıl Türkiye Belediyeler Birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu yani OSBÜK'te fuarımızın destekçileri arasında. Tüm bu destekçilerimizle birlikte fuar sırasında paralel etkinlikler gerçekleştireceğiz. 4 gün boyunca önemli oturumlar yapılacak ki bugünlerden birinde de yine Çevre Bakanlığı desteğiyle Yeşil Kamera adı altında öğrencilerin yarıştığı bir kısa film yarışması da olacak. Büyük ihtimalle bakanımız ödülleri dağıtacak. Tüm bu programlarla birlikte fuar aslında bir zirve özelliği de kazanacak. Yani sadece teknolojilerin sergilendiği değil, aynı zamanda sektördeki sorunların konuşulduğu, bu sektörle ilgili yönetmelik, yasa ve hükümlerin yeniden değerlendirildiği ve Çevre Bakanlığı'nın belirlediği yeni yönetmeliklere uyumlu nasıl sağlanacağı bir yandan konuşulacak, bir yandan da fuar alanında bunları sağlayacak teknolojileri görme olanağı bulunacak ziyaretçi. Dolayısıyla dediğim gibi standart bir fuardan ziyade bir çevre zirvesiyle buluşmuş olacağız. Peki son olarak Fuarlar TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? İki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi şu, tüm bu alanlarda iş yapan ya da servis sunan tüm firma yetkilileri bu fuarı ziyaret etmeli. Çünkü dediğim gibi hem gündemdeki gelişmelerle ilgili en detay bilgileri sahip olacağı toplantıları izleme şansları bulacaklar ücretsiz olarak. Hem de bu gelişmelere uygun olarak kendi yapacakları yatırımları hangi üstün teknolojilerle gerçekleştirebileceklerini fuar alanında görecekler. Bununla birlikte aslında tüm sanayicilere de seslenmek istiyorum. Çünkü bu alan aslında yeni bir yatırım alanı. Yani işte
çöpte para var diye özetleyebiliriz. Daha doğrusu çöpte altın var diye özetleyebiliriz bu durumu. Türkiye'de birçok sektör duraklama evresine girmişken şu anda çok hızlı büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Ve ortadaki yatırımları sektörde var olan aktörlerin gerçekleştirebileceğinin çok üzerinde. Burada ya yabancı yatırımcılar devreye girecek ya da gene birçok yerli yatırımcı için önemli bir alan haline gelecek. Yani yatırımcıları da davet ediyoruz fuara. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgi için Zekeriya abi. İyi fuarlar diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Zekeriya Bey'in de söylemiş olduğu gibi 10-13 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde RIV İstanbul bizleri bekliyor. Fuarda görüşmek üzere.